Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. LGS Felsefe Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün artık bir böyle Eylül ayı çalışma planından başlayalım. Ta hazirana kadar devam edelim istiyorum. Sizler için arkadaşlar muhteşem şeyler yapacağız. Bakın neler yapacağız biliyor musunuz? Pomodoro. Pomodoro dediğimiz aslında Hasandora diyoruz biz ona. Hasandora canlı bir şekilde birlikte ben yayın açıyorum canlı bir şekilde otururuz beraber çalışıyoruz. Siz mesela birini bazılarınız deneme çözüyor, bazılarınız konu çalışıyor, bazılarınız ne bileyim yeni nesil soru çözüyor bilmem ne yapıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın ama çalışın. Canlı yayın açacağız. Ek olarak okul başladığı anda arkadaşlar okulla beraber sıfırdan matematik konularına başlayacağız. Devam edeceğiz ona. Ek olarak sizlere kamplar oluşturacağız. Ara ara kamplar olacağız. Yeni nesil kampıdır, işte temel kampıdır, bilmem ne kampıdır ki yazın yaptığı konu. Yapmaya da devam ediyoruz. Eksiklerimiz var onları tamamlayacağız. Eğer sen de izlemediysen şuraya bir yere oynatma listesini koyarım. Oradan bakabilirsin. Bir genel tekrar için muhteşem olur okul başlamadan. Şimdi Eylül ayı kısmına kadar yani Eylül ayı kısmından sonraki süreçte de bu şekilde artık yeni sezona başlıyoruz arkadaşlar. Yeni sezon. Yeni sezon bizle beraber geçirenler çok büyük şans elde edeceklerdir. Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Kimler ne kazanmış, kimler nasıl çalışmış? Bunların hepsini tek tek o hikaye kısımlarına koydum arkadaşlar. Sonuçları da koydum. Kim ne kadar net almış, kaç nete kaç puan almışlar. LGS hocam yazarsanız iki mail'e oradan ulaşabilirsiniz. Yani biz gerçekten sağlam çalıştırıyoruz. Yani gerçekten de kazanmak istiyorsan bizim kanala gelmen gerekiyor kazanman için. Anlaştık mı? Biz bu süreçte sizlere rehberlik de yapacağız. Ek olarak muhteşem rehberliklerimiz olacaktır. Ne zaman ne yapman lazım çalışma planlarıdır. İşte motivasyon çok önemli. Bakın Hasan Hoca'nın motivasyonlarını bilenler biliyordur. Motivasyon kaynağınız olacağım. Siz düştüğünüz anda ayağa kaldıracağım. Merak etmeyin o kızım da bende olacaktır. E, tabii ki ek olarak da sizi üst seviyeye taşıyabilmek adına neler yapabiliriz hangi derse nasıl çalışman gerekiyor işte fen lisesi Anadolu lisesi hedefi olan tek lise hedefi olanlar nasıl çalışacak bunların hepsini zaten ben sizlere tek tek anlatacağım bakın 2023 tayfa için özel bir kitap oluşturduk. Bunun neden oluşturduk biliyor musunuz? Çünkü 2022'de Milletin Bakanlığı matematik seferberliği oluşturdu. Bu matematik seferberliği nedir hocam dersen matematiği bir tık daha yapılabilirliği güzel yani daha güzel sorular çıkacak. ya yani Zor değil upuzun sorular değil artık yani. Biz de ona göre muhteşem sorular hazırladık. Yani şunu istiyorum bak sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Ee, bu kısımda yani şöyle de anlamayın ben mesela genel yapı olarak... Ee, önerdiğimde kitap önerdiğimde başka yayınların da kitapları var. Hatta videom var. Çok kısa sürede kısa süre öncesinde video çekmiştim. Çok fazla yayın evi de var. Ya sadece bu kitap için demiyorum. Genel yap olarak size faydalı olabilecek kitaplara incelediğinde sizlere öneriyorum. Sıkıntı yok. Ama genel yap olarak bunu 2023 yani e, bu yıl yeni bastığımız için size özel bastığımız için çok faydasını göreceksiniz bu kitabın. E, o yüzden demek istiyorum yani güzel bir kitap oldu. Şimdi bunun ikincisinde inşallah çıkarırız. E, satılır satılır. Ya siz destek verirseniz mutlaca anlayacaksınız. Peki arkadaşlar bu süreçte Eylül ayı geliyor ve Eylül ayı kısmında nasıl bir plan oluşturman gerekiyor? Bak Eylül ayından, ya Eylül'ün başlangıcından okulun açılmasına kadar bir plan. Bunu şu, şu şekilde söylüyorum. Matematik tekrarıyla geçirebilirsin. Matematik, fen ikisi de. Matematik, fen ve Türkçe de olabilir. Genel hep olarak matematik tekrarını yapabilirsin. Ya da işte 4 Eylül'e kadar işte bursluk sınavı var. Bursluk sınavına çalışanlar vardır. Bursluk sınavından sonra da bir tekrar kamp oluşturabilirsin. Ya ben senin için sıfırdan matematik kısmını anlattım. Yani bu kitaptan ilerledik zaten. Bunun da devamını getireceğiz. Yeni nesil kampımız da oluşacaktır arkadaşlar. Okula kadar bir yeni nesil kamp da oluşturacağız. Ama temel konularla ilgili, kavramayla ilgili güzel bir kamp da oluşturmuştuk. Onu da oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Peki Eylül ayı çalışmasında okul zamanı nasıl bir plan olacak ki bu plan okul planı arkadaşlar. Yani okul zamanında nasıl bir plan oluşturmanın gerekiyor? Onu anlattım ben sana. Hemen geçelim mi? Tamam. Zaman kaybetmeden Hasan Hoca'nın o muhteşem harika ötesi planına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar baktığımızda pazartesi günü bizim nelerle karşılaşacağız. Aman nelerle karşıyız. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle büyüteyim ki herkes görsün analiz edelim. Bakın arkadaşlar bu arada şey yaptım ben. Ee, olay şu. Pazartesi, çarşamba ve perşembe sayısal dersler. Abi en güzel şey düzendir biliyor musun? Bu düzeni sağlayabilirsen, hayatına bu düzeni sokabilirsen, planlamayı da bu düzene sokabilirsen ki ben senin için her hafta yapmaya çalışacağım. Her hafta bu şekilde plan yapmaya çalışacağım. Sen de bu şekilde kendini takip etmiş olacaksın. Muhteşem bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben diyorum ya sizin yanınızda olmaya ve son saniyesine kadar beraber olmaya tabii ki de devam edeceğiz. Bak şimdi pazartesiye baktığımda. Okul tekrar mesela pazartesi gittin abi. Ders işledin mi işlendi işlenmedi fark etmez. O gün önemli derslere baktığımızda hangi önemli dersleri yaptın? Matematikte işte, LGS için düşündüğümüzde hangi önemli dersler var onların tekrarını yapıyorsun. Mesela okul tekrarı kısmı o bizim için. Ondan sonraki süreçte baktığımızda sen okul tekrarını falan yaptıktan sonra bittikten sonra hemen çarpanlar ve katlar kısmına sıfırdan başlıyorsun. Ki ben onu sana anlatacağım. Rahatta kal. Sıfırdan anlatacağız ilk baştan. Bak şimdi arkadaşlar. Bu kitap aldın diye mesela örnek veriyorum aldın. Konu mu çalışman gerekiyor? Abi bu, bunun içinde konu da var. Yani hocam ben konu çalışacağım veya konu tekrar yapacağım veya konularla ilgili unutulun kısımlar var. Bak çok büyük şeylere yok. Bak burada bilgiler var. Bunlar senin için yeterli olur. Çok büyük bir şeye gerek yok matematikte. Bu bilgiler sana yeterli olacaktır. Bak bununla ilgili ben sana zaten kazanım soruları da sordum. Ek olarak da bak işte dedik ki hani şurada 20 temel 10 yeni nesil soru diyoruz ya bak. 20 temelleri çözdün sonra yeni nesillere geçtin. Ve bu şekilde ilerledin. En sonunda ünite bittikten sonra da map tadında haftalık map tadında bir çalışma yapacağız yapacaksın. Ben senden onu isteyeceğim mesela. Anlaştık mı? Tamam. Sonra mevsimler ve iklime geçiyorsun. Ondan sonra onlarla ilgili konu veya 10, 20 temel ve 10 yenilesi. Bak toplamda 30 soru çözmeni isteyeceğim. O 20 tane temel soru 10 tane yeni nesil soru çözmeni isteyeceğim. Paragraf kısmı 20 soru kitap oku. Allah aşkına bak lütfen zaten şu an çok yoğun değilsiniz. Bakın arkadaşlar kitap okuyun ne olursunuz kitap okuyun. Neden biliyor musunuz? Bak kitap okumak sana Matematiği çözdürecek, feni çözdürecek, inkılabı çözdürecek, Türkçeyi zaten çözdürecek, işte İngilizceyi çözdürecek, bütün dersleri sana çözdürecek. Abi hepsi yorum. Okuduğunu anlama zaten. E buraya baktığımızda sen neden Türkçe veya okuma kısmını niye atlayasın ki? E zaten zamanın var. Bu zaman dilimini o okuma kitaplarını o okuma, okumayı bir planlasana her gün yaz. Bakın Bazıları kızıyor, bazıları yorum kısmına gelince e, değişik değişik şeyler yazabiliyorlar. Ya işte hocam şöyle böyle. Ya abi bak biz kötü bir şey söylemiyoruz ya. Yani e, ben şunu demiyorum ki arka aşağı cigara için, hadi işte alkol, kul. hadi şöyle hadi kötü bilmem ne. Bakın biz bunu söylemiyoruz. Abi biz diyoruz ki kitap okuyun diyoruz. Biz iyi şeyler söylüyoruz. Diyoruz ki bak çalışmazsan, bunları yapmazsan bak senin için oturun plan yaptım bak. Oturdum saatlerce belki uğraştım plan yaptım senin için senin geleceğin için abi sana birazcık faydalı olabilmek için biz eğitimciyiz ya biz sizin için bir tık üst seviyeye çıkmanızı isteriz. İstiyoruz da zaten onun için koşturuyoruz. O yüzden lütfen ama lütfen şunu söylüyorum. Eğer yorum yaparken yorum yaptığınızda lütfen dikkatli yorum yapmaya çalışın. Biz burada kötü şeyler anlatmıyoruz, kötü şeyler söylemiyoruz. İyi şeyler, bir geleceğe bir adım atmak için söylüyoruz. Sizler de Eğitim bak kendim için söylüyorum. bütün eğitim kanallarına destek olabildiğiniz kadar olun ki eğitim kanalları büyüsün ki sizlere daha iyi hizmetler etsin. Daha güzel içerikler oluştursun. Daha çok çalışsınlar. Abi gidip böyle sağda solda adam köpeğini gezdiriyor. Like bir sürü like'lar geliyor bilmem neler yapıyorlar bilmem. Adam orada saatlerce video anlatıyor. Ders anlatıyor bak ders çok değerli. Ya hiç değer vermiyorsunuz yani. Bakıyorum da. Genel yap olarak konuştuğumuzda. Abi bu sizin geleceğiniz ya sizin geleceğiniz için koşturuyoruz orada hiçbir şey öğrenmiyorsun yine atıyorsun bir şeyler destek veriyorsun en bir şey destek vermek. Bak like atıyorsan destek veriyorsun demektir anlaştık mı o yüzden eğer imkanın varsa bak senden bir şey kaybetmez like atman senden hiçbir şey kaybetmez abone olman senden hiçbir şey kaybetmez ama o kanala yani bizim kanalımıza o eğitim kanallarına çok şey katıyor. Anlaştık mı? O yüzden destek verebildiğiniz kadar eğitim kanallarına destek verin abi. Arkadaşlarınızı önerin. Bazıları şey diyor hocam ben arkadaşlarıma o, mu o kadar muhteşemsiniz ki sizi arkadaşlarım önermiyorum. Çünkü rakip elemem gerekiyor diyor. <laughs> Allah Allah çılgın seni. Evet salı günü arkadaşlar sözel kısma bakıyoruz. Bak yine okul tekrarı yapıyorsun. Şunu demiyorum. Bak okul okul tekrarı şu değil yani. Okul, hocam bir karaman doğuyor işlediğimiz telegram. Hayır. O gün okulda ne işlediysen onun tekrarını yapman gerekiyor. Ondan sonra ek çalışma. Bak bu bir kahraman doyuruyor. Ek çalışma senin için. Fiilimsiler ek çalışma. İşte paragraf kısmı, kader inancı, friendship. Ya bunlar senin için ne arkadaşlar? Ek çalışmalar. Bu bizim için ne? Türkçe. Salı günü o afif böyle şey olabilir. Ağır olabilir. Ama arkadaşlar baktığımızda işte kader inancı işte fiilimsiler bir kahraman doyuyor. Çok büyük bir sıkıntı yok. Zaten 20 tane soru çözün demişim. Yani 20 şart tane soru çözün demişim. Onu da yapmanız gerekiyor tabii ki. Şimdi baktığımızda yine yine yine, yine ne var burada? bir kitap okuma var. Kitap okuyacağınız. Abi okuyacaksınız. Okumak zorundasınız. Nokta. Evet çarşamba gününe geldik. Yine okul tekrar yapıyorsun kesinlikle. Çarpanlar ve katlar, mevsimler ve iklim paragraf hemen bitmez zaten biliyorsunuz ki. Ee, önemli konular bunlar. Anlaştık mı? 20 soru çözsen paragrafta. Şu paragraf kısmı da çok önemli. Lütfen ciddiye alın arkadaşlar paragraf kısmını ciddi alıp ilerlememiz gerekiyor. Paragraf kısmında yine kitap okumayı düşünüyoruz. Şimdi LGS Hocam diye bir Instagram sayfamız var. Biz her hafta arkadaşlar e, okul açıldığında her hafta canlı yayın bir şekilde. E bak şöyle her hafta demeyeyim de. E, imkanlar el verdikçe hafta sonları canlı yayın açıp Okul tekrarı yapacağız arkadaşlar. Yani mesela okulda diyelim ki çarpanlar ve katlar bitti mi? Tekrar oturacağız mesela kitabı tekrar. Konuyla ilgili ben size hatırlatmalar yapacağım. Onlarla ilgili sorular çözeceğim canlı bir şekilde. Anlaşıyor muyuz? O yüzden Instagram adresimizi takip edin. Ben size hikayelerde sorular atacağım. O soruların çözümlerini atacağım. Yani orada aktif bir şekilde artık kullanacağız. Bu LGS hocam Instagram sayfasında kullan şey yapabilirsiniz. Kullananlar varsa kullanabilirsiniz. Buraya arkadaşlar hedeflerin gerçekleştirme gerçekleştirmediği kısmı koydum. Neden dersen? Çünkü bu kısım senin kendini takip etmendir aslında. Takip edebiliyor musun, edemiyor musun onu kontrol etmektir. Mesela birinci gün yapamadın, o zaman diyeceksin, bir eksiğin var, bir durumum var diyeceksin. O yüzden de buna göre kendini takip etmiş olacaksın. Tabi tamam, bu senin takip çizelgen gibi olsun. Evet perşembe günü yine okul tekrarını yapıyorsun. Çarpanlar ve katlar mevsimler ve iklim paragraf kısmı geliyor. Cuma gününe baktığımızda okul tekrarı bir karaman doyuyor. Filimsiler paragraf kadar inancı efendim. Yani bizim salı ve cuma günlerimiz sözel dersimiz LGS için ek çalışma için yanlış anlamayın. Pazartesi, çarşamba ve perşembe de sayısal kısım. Cumartesi de karışık bir şekilde çözüyorsunuz. Okul tekrarını yapman gerekiyor. Ben diyorum ya canlı yayın açacağım. Sabah açabilirim genelde. Sabah otururuz ondan. Akşama kadar çalışırız abi. O gün içerisinde ne yapacaksın? Okul tekrarını yaparsın. Ondan sonra ne bileyim. Bak ne demişiz? Burada bak inkılap tarihinden çöz demişim. İnkılap tarihinden, yabancı dilden ve din kültüründen 10'ar soru çözeceksin. Çok zor değil. Yapabilirsin. Sonra buraya baktığımızda matematik kısmına baktığımda. E, şunu biraz küçülsem mi acaba? Evet biraz küçültayım. Tamam. Bak, matematiğe bakıyoruz, Türkçe'ye bakıyoruz, fen bilimlerine. Hani dedim ya ben size, konu bittikçe, ünite bitti mesela diyelim ki matematikte. Ne yapıyorum cumartesi günü? Ben alıyorum sizlere kamp kısmından, kitap kısmından. Buradan e, Map tadında sorular çözüyorum. Ünite bittikçe. Anlaştık mı? Ya yani oturması için. Oturması için, yeni nesillere alışmanız için yapacağız. 15'er tane soru çözeceğim ve bu işi bitireceğim. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde sizlere destek olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Planları da oluşturacağım. Eğer takip ediyorsan benden takip edebilirsin. Ben her hafta oluşturacağım. Ee, i̇stiyorsan başka bir yerden takip edebilirsin. İstiyorsan başka yer ne, nasıl istiyor? Belki de rehberlik öğretmeninden isteyeceksindir. O seni kontrol edecektir. Ama ben diyorum ya burada beraber ben bu şekilde sizlere oluşturacağım ve eğer Bak şunu söylüyorum eğer bu plana adam akıllı nokta nokta uyarsan kazanmaman imkansız kazanırsın ama şunu söylüyorum. Eylül ayından itibaren noktasına noktasına aynı bir şekilde uymanı isteyeceğim. Ya hocam ben bu hafta tembellik yaptım. İstemiyorum abi istemiyorum. Yapman gerekiyor. Tamam. Kendine iyi bak. Çok çok iyi bak. Sen bize lazımsın. Sen bize bizim için önemlisin. Biz sizi çok seviyoruz. Kalbimiz sizde arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kesinlikle her videonun sonunda sizlere Allah'a emanet ediyorum. En önemli yer orasıdır. Allah zaten sizlere iyi bir şekilde destek olacaktır ve zaten çalışmalarınızın gayretlerinizin sonucunu alacaksınızdır. Kendinize iyi bakın. Güle güle.